Son 2, 3 yayındayız. Evet sevgili seyirciler, Göle 21. Ulusal Kültür ve Kaşar Festivali'nin 20 yıl önce başlamış, bu yıl 21.sini yapıyoruz. Hiçbir zaman gurbette böyle otobüslerle katılım olmadı. Esenyurt Belediyesi 14-15 otobüsle gurbetteki bütün hemşerilerimizi burada taşıdı gerçekten. Az önce tabii baba ocağına geldi, çarşıda gezerken bütün halk bağrına bastı. Tabii belediye başkanı buraya gelince biz de göle tamamen gözüküyor. Doğduğu topraklarda sorularımız olacak. Başkanımız göle için başka neler yapacak? Sadece festival canlandırması değil. Bundan sonra göle için yapacaklar nedir? Bir tarım müdürlüğü kurulmuş o bölge şeyde Esenyurt Belediyesi'nde. Zaten Anadolu'daki bütün organik ürünler Esenyurt Belediyesi'nde satılıyor. Orada gelip tarım müdürü getirip satıyor. Dolayısıyla aslında tarımın merkezi burasıdır. Organik ürünlerin merkezi buradır. Bu topraklar ilaç görmemiş, gübre görmemiş, uçak da geçmemiş. Sıfır organiktir. Dolayısıyla başkanım, baba hocam hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Sizlerden sonra geldiniz. Evet, biraz öyle oldu. Biz buraya gelmeden önce Tokat bölgesine geçtik. Tokat'ta birkaç yere uğradık. Sonrasında Samsun'a gittik. Samsun'dan Ordu'ya uğradık. Orada festivaller vardı. Oradaki hemşerilerimizi yani Esenyurt'ta hemşerilerimizi ziyaret ettik. Şimdi de buraya geldik. Tabii Esenyurt'un nüfusunu oluşturan kitlelerle aynı zamanda onların doğduğu topraklarda buluşmaya çalışıyoruz. Esenyurt'u oluşturan kitlelerin en kalabalığı da Kars Ardağan'ıdır. Doğal olarak da sık sık buralara gelmemiz gerekiyor. Tabii diğer bölgelere de gidiyoruz. Bu Kars Ardağan'ıdır içinde de göle önemli bir çoğunluk Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlarımız arasında. Birçok nedenle tabii böyle bu ilişkileri güçlendirmemiz lazım. Yani hem Esenyurt'un nüfusunu oluşturduğu için hem biraz önce söylediğin maalesef Tarım Bakanlığı'nın, merkezi hükümetin yaptığı yanlışlar, eksiklerden dolayı buradaki hayvancılık bitmek üzere. Tarım zaten tamamen uzun yıllar önce, bir 5-10 yıl önce neredeyse bitti. Biz Tarım Müdürlüğümüzle sadece burası değil, Türkiye'nin değişik bölgeleriyle de irtibat kurup olanaklarımız ölçüsünde o bölgelerin tarımını da canlandırmaya çalışıyoruz. Buradaki görüşmelerimiz de hayvancılık merkezi Kars Ardağan'ıdır bölgesi. Burada geçmiş yıllarda TİGEM diye bir yer kuruldu. Burası hayvan ırkının iyileştirilmesi için kurulmuş bir yer. Maalesef yeterince doğru işletilmedi. Biz acaba burada TİGEM üzerinden bir çalışma başlatıp burada yaşayan vatandaşlarımızın hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunmasını sağlayabilir miyiz diye bir çalışma yapıyoruz. Zira biliyorsunuz hayvancılıkla ilgili ciddi oranda ithalat yapılıyor. Bu da ülkeden ekonomi çıkışını, döviz çıkışını demektir. Yani dış ticaret açığımızın 50 milyar dolar olduğunu düşünürseniz bence her bir yurt dışına giden her bir doların engellenmeye çalışılması lazım. Meralar bomboş. Daha belki yüz binlerce hayvanın otlayabileceği meralar var ama maalesef bu konuda ciddi işlemler yapılmıyor. Biz de bu çalışmaları yapalım. Tabii sadece bu değil. Pandemiden geçtik. Dolayısıyla insanlar uzun süre evlerinde kaldılar. Bir arada olamadılar. Birbirlerini göremediler. Dolayısıyla dışarı çıkmak istiyorlar. Vatandaşların ekonomik durumu belli. Gidip gezmeye, tatil yapmaya çok fazla maalesef olanakları yok. Otobüs biletleri. Yani hem otobüs biletleri hem gittiği yerdeki konaklama bedelleri, yiyecek içecek bedelleri artık orta gelirli bir vatandaşın bile karşılayamayacağı duruma geldi. İşte bu tür festivallerde, memleket ziyaretlerinde en azından tatil tadında bir etkinlik oluyor. Buna da katkı sunuyoruz biz de. Yani hem bir araya geliyoruz, dertleşiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, doğu ile batıyı birleştiriyoruz. İnsanların tatil yapmasını sağlıyoruz, bir hava almasını sağlıyoruz. Bununla beraber Türkiye'nin başka bölgelerinden Esenyurt'a gelen vatandaşlarımız var. İl Dernekler Birliği'miz var, muhtarlarımız var. Onları davet ettik. Bu bölgeyi tanıdılar, tanısınlar diye. Ve buradaki güzellikleri görüp gidip anlatacaklar. Yıllardır siyaset kurumu maalesef insanları ayrıştırma üzerinden bir politika izliyor. Bu da bizim sanki aramızda çok büyük çelişkiler varmış gibi bölgeler arasında insanlarda bir doğu batı, kuzey güney ayrışmasına neden oluyor. Bu tür etkinliklerle biz aynı zamanda bu ayrışmaların da önüne geçmiş oluyoruz. Yani aslında biraz önce söylediğim gibi birçok faydayı
tek etkinlikte elde etmeye çalışıyoruz ama bu buraya özgün bir şey değil. Türkiye'nin değişik bölgelerinden Esenyurtluların ait olduğu, doğduğu topraklarla bağlarını kuruyoruz. Kendi kültürlerinden, köklerinden kopmalarını engellemeye çalışıyoruz. Şimdi asıl sorum şu, bizim kültür şeyde, işgalde, Rus işgalinde Balkanlar buraya göç etti. Evet. İşte, burada her şeyi getiriyor. Yani göllerden, patatesinden, kültür yüzümünden, birazdan her şeyi getiriyor. Dolayısıyla tarım müdürlüğünü kurdunuz. Şimdi göledeki yetkililerle görüştünüz mü? Neler buradan satın alacaksınız? Bu konuda bir şimdi şöyle, bu bizim seçim vaadimizdi. Yani neden seçim vaadimizdi? Bu Ardahan'a özgün bir şey değil. Esenyurtluların sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için biz gıdaların üretildiği bölgelerle, oradaki kooperatiflerle Esenyurt'u ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Pandemi biraz bu işleri aksattı. Bir de devraldığımız Esenyurt'un ekonomik koşulları maalesef bizi sınırladı. Bir şirketimiz var. Şirketin sermayesini arttırmakta da maalesef zorlanıyoruz. Sevgili izleyiciler izlerlerse şirkete sermaye aktarmaya çalışıyoruz. Engelleniyoruz. Bu tür engellemelere rağmen biz bu bölgeler arasında, yani Esenyurt'la, Esenyurtlular ile Anadolu'nun değişik bölgelerindeki yerlerle bağlantılar kuracak Tarım Müdürlüğümüz. Burada hayvancılıkla, hayvansal ürünlerle ilgili, süt ve süt ürünleriyle ilgili ilişki kuracağız. Çorum bölgesinde leblebi, işte nohut vesaire bu tür gıda maddeleriyle ilgili, Trakya'da başka ürünlerle ilgili, Eskişehir'de başka ürünlerle ilgili. Yani amacımız burada şu: köylüyü üretime teşvik etmek ama aynı zamanda köylünün ürettiği ürünlerin ekonomik fiyatlarla, Esenyurtlularla buluşmasını ve sağlıklı gıdalar tüketmesini sağlamak. Her ne kadar merkezi hükümetin bir işiymiş gibi gözükse de biz Esenyurtluların nitelikli gıda tüketmesini öncelliyoruz. Bizim için çok değerli. Bunu satış noktalarına denetleme şansımız yok. En azından üretim noktalarında hem uygun fiyatlar üretilmelerini sağlamak, hem sağlıklı gıdaların gelmesini sağlamak, hem de üreten kişilerin ekonomilerinin güçlenmesini sağlamak için yapıyoruz bunu. Şimdi göl arkamızda. Evet. Halk sizi kuçakladı. Evet. Doğduğumuz yer burası. Doğduğumuz benim, tabii benim için çok değerli bir bölge burası. Esenyurt'a en çok vergi göreler veriyor. En çok göleler burada yaşıyor. Çok çoğunlukla göleler. Dolayısıyla talepler de vardır. Evet. Bir projeniz var mı göle için? Göle için en büyük problemimiz bu şeyle ilgili. Projemiz bu işte tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, balla ilgili çalışmalarımız var. Bir de bu bitki örtüsü burada çok çeşitli. Eğer yapabilirsek onu önümüzdeki süreçlerde, bizim oradaki bazı ilaç sanayicileri var. Onlarla ilişkiye girip bu bölgede bir çalışma yapabilirsek, bir de çalışmamız o yönde. Onun dışında buradaki insanlarımızın hayata tutunması için eğitim olanakları açısından, sağlık olanakları açısından birçok çalışmayı yapıyoruz zaten. Onları da yapmaya devam edeceğiz. Tabii bir kardeşlik ilişkisi kurulursa, kurulabilirse bu bölgeyle, bu bölgenin altyapı sorunlarıyla ilgili, üst yapı sorunlarıyla ilgili de karınca kararınca, elimizden geldiğince yardım yapacağız. Göle yardım yapılmalı çünkü gölenin insanı mücadeleci insanlardır. Onların desteklenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani sadece ben burada doğduğum için değil ama Türkiye ekonomisine, Türkiye'ye çok katkıları olacağını da düşündüğüm için. Benim için de çok değerli. Şurada bir acısu vardı. Evet. Siz şeylerin hafif hafif araba silüetleri var. Biz ta şeyden, o dağın arkasından yürüyerek mesela Ramazan'da gelirdik, oradan alır götürürdük, acı su içerdik. Babam iftarını onunla açardı. Biraz önce ilçe başkanımızla gelirken anlattım. Göl hakikaten çok güzeldir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neresinde olursa olsun insanların gelip görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir coğrafyası var, ovası var, ormanı var, insanları çok düzgün. Yani sessiz, sedasız, psikiyatrik tedavi görebilecekleri bir yer. Yani ne kadar yorgun olursanız olun, bir hafta 10 günlük bir tatil burada yaptığınızda tekrar fresh bir şekilde hayata dönebilirsiniz diye düşünüyorum. Rapor çıkarsa, temiz çıkarsa, madem ki o anlattığınız rahmetli babanız değişmiş. Acısu mu? Acısu, evet. Noktasında bir çalışmanız olur mu? Şimdi acısu ile ilgili bir çalışma yapmak isterim tabii ama detaylarını bilmiyorum orada. Bir kere maalesef son bir içmiştik, pek iyi bir şey olmamıştı. Oradaki hijyenik önlemler alınırsa inşallah güzel şeyler çıkar. Orası mesela şişelenebilir. Başka ben şeyini bilmiyorum. Tabii bize çok iyi geliyordu. Çok güzel bir sudur. Analizlerini bilmiyorum ne durumdadır. Onu herhalde belediye yapmıştır diye düşünüyorum.
Gürbetteki hemşehrilerine ne diyorsun? Geldiniz güzel havayı, şu çiçekleri evet. gördünüz. Yani mutlaka gelsinler. Buradaki esnafa en azından katkıda bulunurlar. Buradaki köylerini görsünler. İnsanın kökleriyle bağlantılarını kurması, yani ne olduğu, nereden hayata başladığı, nereye gittiğinin de aslında bir önemli bir göstergesi oluyor ve psikolojik olarak en azından insanı etkiliyor. Ben gittiğimde mesela köye gidiyorum. Köyde dedemin mezarını ziyaret ediyorum. Mezarın başında bir şöyle 5 dakika etrafa bakıyorum. Yani önemli ölçüde rahatlıyorum. Ben herkesin de kendi memleketini kim nereli olursa olsun yani gidip görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu hemşericilik, mikro milliyetçilik meselesi değil. Herkesin kendine özgün değeri var. Zaten olması gereken bu. Herkesin kendini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı görmesi lazım ve herkesin birbirini olduğu gibi kabul etmesi lazım. Hepimiz kendimize ait değerlerle yaşadığımızda ve onlar kabul edildiğinde daha mutluyuz. Dolayısıyla mutluysak Türkiye'de mutlu olacak demektir. Ben teşekkür ederim. Şimdi canlı yayın yapan arkadaşlar var. Sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz, festivalimiz yarın saat 11'de başlıyor. Ben arabamla 16 saate falan geldim. Bu güzelliği görmek istiyorsanız lütfen hepinizi yarın 21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne bekliyorum. Evet. Stop. Hadi bakalım. Teşekkür ederim.